Sevgili izleyenler, tatil planı yapanlar için şimdiden iyi tatiller. Ama yapmayanlar için Mersin Kız Kalesi'ni şiddetle öneririm. Hem keyifli denizi, kumu, hem sıcak güneşi, hem de tarihi dokusuyla hepinizin gitmesi ve görmesi gereken bir mekan. Sadece deniz, güneş, kum mu? Hayır. Aynı zamanda yaylalarıyla da size köy havasını yaşatacak bir yer. İşte karşınızda Mersin Kız Kalesi. Londra Mahallesi'nin sevgili izleyenleri, bu hafta yine sizler için Mersin Kız Kalesi'nin yolunu tuttuk. Tatile gittiğinizde neler yapabilirsiniz, sizler için araştırıyoruz. Türkiye'nin ekvatora en yakın ilçelerinden birinden, Mersin'den, Kız Kalesi'nden bir kez daha merhaba sevgili izleyenler. Efendim, Londra'da tatile yaklaşırken, yani yaz tatiline nereye gidelim, nasıl bir tatil planlayalım, tatilde nelere dikkat edelim gibi sorular kafamızda belirmişken bizler de sizlere bir seçenek olarak Kız Kalesi'ni sunuyoruz, Mersin'i sunuyoruz. Tatilde ilk akla gelen deniz, kum ve güneş. Kız Kalesi'nin de tertemiz bir denizi var. Hem denizde hem de sahilde hiç taş yok. Güzelce dinlenebilirsiniz. Sevgili izleyenler, Serkan Bey buraya anlamsız bir yapı inşa etmiş. Evet. Serkan Bey merhaba. Merhaba. Ne yaptınız buraya? Vallahi kule diye başladık. Nereye varacağını kendim de bilmiyorum. Nasıl buldunuz? Burada mı yaşıyorsunuz öncelikle? Hayır. Biz Almanya'dan geldik. Nasıl buldunuz Kız Kalesi'ni? Çok güzel. Ailemiz burada yaşıyor. Bayram tatiliyle buraya geldik. Peki Almanya'dakilere Kız Kalesi'ne gelmelerini önerir misiniz? Tabii ki. Tabii ki. Zaten sürekli biz tavsiye ediyoruz arkadaşlarımıza, orada çalışan arkadaşlarımıza. Havası güzel, her şey güzel. Şu manzara her şeye değer. Sevgili izleyenler, yanımda Serpil Hanım ve Yağmur var. Anne kız Kız Kalesi'nde tatil yapıyorlar. Yağmur'la başlayalım. Yağmur, buraya ilişkinde söyleyeceksin. Güzel bir yer değil mi burası? Evet, burası çok güzel bir yer. Öncelikle çok tarihi bir yer. O yüzden çok seviyorum. Onun dışında anneannemle bağlantımız, anneannemden dolayı burada kalıyoruz. Serpil Hanım, siz nasıl buluyorsunuz burayı? Çok güzel buluyorum. Sıcak, denizi güzel, kumu güzel. Antep'in baklavası mı güzel yoksa buradaki baklavalar mı? Vallahi Antep'in baklavası daha güzel. Kız Kalesi mi güzel, Antep'teki yerler mi güzel? Antep'in tarihi çok yerleri var. Restore edilmediği için yani halen daha böyle devam ediyor. Yavaş yavaş ama restore ediliyor. Kız Kalesi? Kız Kalesi bambaşka bir yer yani, eğer bak, güzel bir yer. Akşam oldu ve dağ havası almak isterseniz sizleri Toroslar bekler. Sevgili izleyenler, şimdi sizlere Amazon'dayım desem inanırsınız çünkü burası Muz Cumhuriyeti. Sonunda hani arkadaşlar arasında o konuştuğumuz Muz Cumhuriyeti'ni buldum. Burası Mersin Erdemli'nin Kayacı Vadisi içerisinde bulunan Seyfi Bey'in Muz Serası. Efendim, buraya geldiğinizde tatilinizi geçirirken muz bahçesine de uğramanız kesinlikle tavsiye edilir. Şimdi elimde sarı muzlar vardı. Ben buraya girdiğimde sarı muz göreceğimi düşünüyordum ama değilmiş. Muzlara ilişkin öyle şeyler anlattılar ki sizlerle paylaşmak istiyorum. Muzlar görmüş olduğunuz gibi bir bütün halinde, ben ona yaprak diyeceğim artık ne olduğunu bilmiyorum. Burada yaklaşık 50 ile 70 kilo arasında muz bulunuyormuş ve bunlar tabii daldan yeşil bir şekilde kopartılıyor. Daha sonra depoya götürülüyor. Depoda sararıyorlar. Fakat daha da ilginci şöyle. Her muz ağacı hayatı boyunca yılda sadece bir ürün veriyor. Anlatayım hemen. Efendim, görmüş olduğunuz gibi o muz buraya bağlı. O muzu topladıktan sonra bu ağaçla iş bitiyor. Fakat ağaç doğal olarak ikinci bir doğum gerçekleştiriyor ve bu büyüyor. Bu da bir defa muz veriyor ve ondan sonra miadını tamamlamış oluyor. Bizlere ise her derde deva olan, tansiyonu düşüren, metabolizmayı hızlandıran, onun yanı sıra gözlere ve hazım sorunlarına iyi gelen bu lezzetli muzları yemek kalıyor. Tatile geldiğinizde buraya uğramayı unutmayın. Vadileri, akarsuları, serin havası, narenciye bahçeleri ve güzel yüzlü yöre insanıyla tanışırsınız. Burayı keşfedenlere mikrofon uzatıyoruz şimdi de. Erdemli, Koca Hasanlı kasabasından geliyoruz. Doğal güzellik olduğu için, piknik alanı olduğu için pikniğe geldik.
Peki piknikte neler yapacaksınız bugün? Piknikte mangal yapacağız, çay yapacağız, eğleneceğiz. Burada doğa güzelliği olduğu için eğlenmeye geldik. Doğa güzelliği var, yayla olduğu için biz sıcak, orası sıcak olduğu için buraya bize serin geliyor, güzel eğlenmeye geliyor. Elif Hanım, nasıl geçiyor burada günleriniz, nasıl bir yaşamınız var? Günlerimiz burada geçim kaynakları, limon bahçesi, seral var, domates serası, çiftçilik, genelde çiftçilikle geçiyor. Bayanlar yani genelde çalışıyor. Bayanlar çalışıyor burada. Buranın bayanları genelde çalışıyor. Yani ne işler yapıyorlar? Ev işlerinin dışında yani serada, bahçede yani sürekli yani hiç böyle serası bahçesi olmayan gündeleğe gidiyor. Elbette konaklama tatilde önemli olan bir diğer unsur. Adana Havalimanı'na sadece 45 dakika uzaklıkta olan Cemal Bey'in mekanına misafir olabilirsiniz. Sahile 70 metre uzaklıkta olan bu mekanın terasında hem sabah hem de akşam yemeği yiyip tatilden maksimum dinlenmiş dönersiniz. Harvest Hotel bir butik oteldir, öyle diyelim. 24 odalı, toplam 64 yatak kapasiteli. Denize mesafemiz, kumsala mesafemiz 70 metre. Tam Kız Kalesi'nin karşısında. Üste tek açık terası olan, konuk olarak hemen her çevrede yabancılar ve Türkiye'nin yerlileri dahil ya da yurt dışında yaşayan Türkiye'li insanlar dahil her kesimde konuk ağırladığımız bir mekandır. Zaman zaman öğrenci gruplarının da gelip gittiği, işte çeşitli seminer toplantılarının da yapılabildiği uygun konumda bir otel. Londra Mahallesi izleyenlerine bir de sürprizimiz var. Bir hafta konakladığınızda 3 günde Cemal Bey sizi misafir ediyor. Tatil kavramının hakkı böylelikle verilmiş oluyor. Detaylı bilgiyi aşağıdaki numaralardan alabilirsiniz.